Gözümə əşk dolur zövq-i səfadan alim, qorusun həq səni hər cövr-i bəladan alim. Maşallah, danışa bilməm nə deyim. Mənə çox təsir edir bu insanın səsi, həm də doğrudan da çox təsirlidir. Nə oxusa bilməm. Sağ olun, alim, bəlim, hacı alim. Və söz verməyə davam edirəm. Burada mən yenə qeyd edirəm. Çıxışçı çoxdur, hacı Solxan haqqında söz demək istəyən çoxdur. Ona görə çox xahiş edirəm ki, bayaq da xahiş eləmişdim. Elə danışaq ki, hamıya söz çatsın, hamının ürəyinin sözünü deyə bilsin burada. Və sözü də ilahiyyatçı alim Hacı Mirəzi Seyid alıyor. Buyurun hacı. Gezmeleri bir yere bir söz olsun. Gezmeleri için bir söz demeli bir yere. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu meclise üç nefer gelmişik. Şeyh Canavları, Hacı Vasim, bir de ben. Ve sizin göğseğini de, gözelini de onlar her ikisi dediler. Ve ona göre ben onların dedikleriyle şerif olmakla kifayetlenirəm. Lakin Hacı hakkında bir bey demekle sözümü yökümleştirirəm. Şerefi, merdi ve cudesti, keramet ve sücud, her kiin her dünne başar, edemeş behzi vücud. İnsanın şerefi, onun sahabeti, onun keremi ve onun secdesidir. Her adamda ki bu iki sifat olmasa onun olmamağı olmadığından yaxşıdır. Bu kişide ise bu sifatların hamısı var. Ve ona göre ben onu tebrik ederim. Yeni yeni kitablarla, yeni yeni müvaffakiyetlerle Allah can sağlığı versin. Günü gün olsun inşallah 60 iline gelecek. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ve ben hem de Hacı Mirəzizi indi size nümunə kimi göstereyim. Çok dolgun, kısa, konkret danışdı ve onu da qeyd edeyim ki bizim ruhanların arasında şeyde üstünlük veren, xüsusunda klasik edebiyatı yazıp yaradan şairler var ve Hacı Solxan da onlardan biridir ki bugün onun yübreyle yarışmış. O cümleden Hacı Mirəziz güzel şairlerimizden biridir.